Merhabalar, Kaptan Yayı Kanalına hoş geldiniz. Bu videomda iki tane e, fırınlardan aldığımız ölçüde somun ekmek yapacağım. Yumuşacık, gerçekten de yemelere doyamayacağınız ekmekler olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle kuru maya kullanacağız. E, bir paket instant mayayı ya da bir yemek kaşığı instant mayayı yoğurma kabının içerisine alın. İçerisine şeker ve bir buçuk su bardağı ılık su ilave edin. Bu püf noktası suyun mutlaka ılık sıcağı yakın ılık olması gerekir. Bunu unutmayın. Ardından iki tepeleme yemek kaşığı un ilave edelim ve karıştıralım. Önce ön mayalama işlemi uygulayacağız. 10 dakika kadar ön mayalanma işlemine bırakın. 10 dakikanın sonunda köpük köpük olmuş ön mayalanması gelmişti. Şimdi içerisine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. 2 e, su bardağı un ilave ettim. 3. su bardağımın bir kısmını ilave ettim ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek önce bir tahta kaşıkla e, veya hut elinizde hiç fark etmez böyle toparlayacağız bu hamuru. Önce cıvık bir hamur olacak. Tahta kaşık kullanmamızın sebebi elimizi daha kontrol edebilir hale gelmemizdir. İlk başta hamur yoğuranlar için bu ele yapışma zor olabilir. O yüzden tahta kaşıkla hamuru toparlamanızı tavsiye ederim. Hamuru toparladıktan sonra kaşığı şöyle bir e, temizliyorum ve kıvamına bakıyorum. Ona göre ne kadar un ilave etmem gerektiğini bakacağım oldukça yumuşak hala çok şekilde ele yapışan bir hamur var biraz daha un serpeceğim o üçüncü bardağımda kalan unu da dökeceğim ve bir güzel elimle yoğuracağım ekmek yapımında yoğurmak çok önemlidir en az 5 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurmanız lazım Normalde ben de mutfak şefi var ama size elle de ekmek yapıldığını gösterebilmek adına tüm ekmeklerimi elimle yoğuruyorum 10 dakika kadar e, yoğurduğunuz zaman zaten hamur kendini toparlayacak ve muhteşem bir kıvam alacak. Gördüğünüz gibi hamurumuz hafif ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur oldu. Gayet güzel. Şimdi üstünü örteceğiz ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Mayalanma süreci odanın sıcaklığı ile alakalıdır. Bu şekilde 2 katından fazlaya çıktığında hacmi mayanız gelmiş demektir. Benimki bir saatin sonunda gelmişti mayası. Daha çabuk mayalansın isterseniz fırınınızı 50 derecede 5 dakika kadar ısıtın, sonra içerisine yerleştirin. Fırını kapattıktan sonra içerisine yerleştirin hamuru. Böylece yarım saat ya da 40 dakika içerisinde de mayanız gelmiş olabilir. Şimdi hafif tezgaha un serptim ve hamurumu tezgahın üzerine boşaltıyorum. Hamurumla çok fazla oynamadan yumuşak hareketlerle özellikle alttan alıp üstte katlama metoduyla hamurumu şöyle bir toparlayacağım. Gördüğünüz gibi hala çok yumuşak elime yapışan bir formda. Fakat e, un sayesinde o yapışmayı engelliyoruz. Şöyle bohça yaptım ve hamurumu ikiye böleceğim. E, aynı tariften 8 adet ekmek de küçük küçük ekmekçikler çıkardığım bir tarif vardı. Fakat orada içi e, az olduğu için hamurun daha böyle çıtır çıtır bir ekmek oluyor. Daha alıştığımız gözümüzün gördüğü somon, tadını, somon tadında e, ekmek yapmak için bu sefer iki tane yapmaya karar verdim. Ve o kadar güzel oldu ki sizlere de bu şekilde tarifi vermek istiyorum. E, bezeleri ikiye böldükten sonra videodaki gibi şöyle elimle açacağım. Diğer o 8 ekmekte yaptığım katlama metodunun aynısını yapacağım. Böyle küçük ekmekçikler de yapmak isterseniz böyle ekmek arası köfte e, veyahut o tarz ekmek arası yemekleriniz için onun da linkini videonun sonuna bırakıyorum. Şimdi elimle e, genişlettim hamurumu çok fazla hırpalamadan ve başlardan tutarak ortaya doğru parmak uçlarımla bastırıyorum. Bu şekilde kenarlar ince, ortası bomba kalıyor gördüğünüz gibi. Yani o e, bildiğimiz ekmek şeklini bu şekilde veriyoruz. Hamur oldukça cıvık, elim yapışıyor. O yüzden arada böyle kenarlardaki unlardan faydalanıyorum parmaklarımı una batırıp. Ee, ekmeğe şekil vermeye çalışıyorum sizde parmaklarınız yapıştığı zaman artık kontrol edemediğiniz zaman tezgahtaki una parmaklarınızı bulayarak şekil vermenizi kolaylaştırabilirsiniz en sonda açıkta kalan kısmı gördüğünüz gibi parmaklarımla sıkarak kapatıyorum ve şöyle hafif kenarlarını uçlarını incelterek e, ekmek şeklini verdim bu birinci ekmeğimdi şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime kaldıracağım e, i̇kinci bezemin e, şeklini verirken de size bazı bilgiler vermek istiyorum. Siz şekil verme kısmını izlerken beni dinleyebilirsiniz. E, un çok önemli bu ekmek yapımında. Normal unla yapmanızı tavsiye ediyorum. E, un satılan yerlerde bir e, böreklik, baklavalık, pastalık un oluyor. Bir de sıradan un oluyor. Normal sıradan unla yaptığınız zaman çok daha güzel sonuçlar alacaksınızdır. Ama elbette ki. O unlardan bulamıyorsanız o pastalık unlarla da yapabilirsiniz. Ama en iyi sonucu alabileceğiniz normal sıradan unlardır. Şimdi iki e, ekmeğimi de hazırladım. Tepsiye koydum. Üzerini mutlaka temiz bir havluyla örtün ve yarım saat kadar tepsi mayasına bırakın. Oldukça kabaracak gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı ekmeklerim. E, fırına vereceğim. Bu arada bu tepsi mayası sırasında ben fırınımı açmıştım. 200 derecede ısınıyor fırınım. Ekmeklerimin üzerine bir jiletle çiziyorum ben ama keskin bir bıçakla da çizebilirsiniz. Artık ben sık sık ekmek yaptığım için jilet edindim kendime bir mutfak jileti ve onunla ekmeklerimin üzerine keskin, derin çizgiler atıyorum. Çizgilerden sonra hemen götüreceğiz ve fırına yerleştireceğiz. Beklemeyin bu aşamada. Fırının en alt teline yerleştiriyoruz ekmeklerimizi. Unutmayın. En alt tele e, ekmeklerimi yerleştiriyorum ve isterseniz fırının altına bir kase su koyabilirsiniz. E, daha çıtır çıtır olması için de böyle yarım çay bardağı suyu Direkt fırının içerisine serpebilirsiniz. Korkmayın, hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ben e, sürekli yapıyorum. 20 dakika kadar sürdü ekmeklerimin e, pişmesi. Daha böyle pişkin ekmekler isterseniz 25 dakika kadar bekletebilirsiniz. Ama daha yumuşak, e, böyle daha az pişmiş ekmekleri seviyorum ben. O yüzden de 20 dakika benim için yeterli oldu. Çıkardım. E, ama tepsi de bırakmayın. Tepsinde altı terleme yapar ve hamurlaşır. O yüzden böyle bir nihale ya da tel ızgara üzerine alın ve üzerine tekrar mutfak havlusu örterek bir 5 dakika kadar kendi kendine dinlenmesini bekleyin. 5 dakikanın sonunda artık ekmeklerimiz hem hala sıcak hem de yumuşacık. Gördüğünüz gibi arkalı önlü gayet güzel pişmiş yumuşacık ekmeklerimiz var. Şimdi size iç kısmını da göstermek istiyorum. Benim kızım ekmeğin içini çok sever. Ee, bu ekmeklere bayıldı. Böyle yumuşacık içli menemene banıp yenebilecek Veyahut e, içerisine köfte konulup yenilebilecek yumuşacık ekmekler oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlar ise afiyetler olsun.